Bana sorarsanız şefkatin Ramazan'dır, uykudur ve annedir. İşte Ramazan bize yılda bir defa şefkatli bir anne gibi uğrayıp 11 ay boyunca yaptığımız yaramazlıkları, aldığımız yaraları tedavi eden, bizi sarıp sarmalayan, bize şefkatini gösteren bir mübarek ay. İftar Vakti programının Kadir Gecesi yayınına katılan eğitimci yazar Hayati İnaç, Aksu Haber'e özel röportaj verdi. Muazzam, benzersiz eski başkent. Bir şehir başkent olunca bir gün bile olsa kıyamete kadar o heybet üstünde olur. Maraş onlardandır. En çok sevdiğim yerlerden biridir Maraş. Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'nde canlı yayınlanan programın özel konu olan eğitimci yazar Hayati İnaç, Kahramanmaraş'ı şu sözlerle anlattı. Yaklaşan bayramlarını tebrik ediyorum. Şerefül mekan bilmekin denilmiştir. Bir yerin, bir memleketin şerefi üstünde bulunanlarladır. Maraş'ın ahalisi de gönlü zengin insanlardır. Kahraman, güzel insanlardır. Değerlerimize sıkı sıkıya bağlı olunan birkaç yerden biridir bütün Türkiye'de. Yani bugün bir rahatsızlığınız olsa da seferilikten dolayı oruç olmasanız falan zor dolaşacağınız, utanacağınız birkaç şehir varsa biri Maraş'tır. Ben her yönüyle, her şeyle çok severim. Sucuğuyla da, tarhanasıyla, un sucuğuyla, tabi sucuk dediğim un sucuğu bilhassa, tatlısıyla, biberiyle bilhassa, her şeyle çok severim. Kahramanmaraş köklü yerlerimizden biri, köklü kültürü birikimi olan yerlerimizden biri. İnaç, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'ni övgü dolu sözlerle anlattı. Gidirken etrafa bir daha baktım ve dikkatimi çeken şu son zamanların abartılı yüksek binalarıyla perişan olmuş modern mimari tarzı yok. Mümkün mertebe korunmaya çalışılmış. En azından bir bölgesi. Bu noktada ısrar inşallah devam eder. Bu çok değerli çünkü. Benzeri olmayan bir şeyden bahsediyoruz. Elden bir giderse Allah göstermesin. Yani şu bina o kadar güzel restore edilmiş ki bakmaya doyamadım. Dedim işte Kahramanmaraş'ın şanına yakışan da bu yani. Böylesi yakışır buraya. Allah nazardan korusun. Vesselam. Teşekkür ederim. Peki.